sadece bizim cebimizde değil bu faiz şey enflasyon canavarı, turistin de cebine akmış. Peki. İzninle bir Nuri Sevgen'e tabii dönelim. Nuri Sevgen hoş geldin, günaydın. Günaydın, hoş bulduk Barış. Günaydın Şeref Bey. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. İstersen Borsa İstanbul'a hemen dönelim. Borsa İstanbul yine dün yukarıya doğru çıktığını gördük. Bugünkü beklentiler artık son değil mi, haftanın son işlem günü. Herkes önümüzdeki haftaya odaklanmış durumda. Bankacılık endeksinde dün %4'e varan yükselişler vardı. Borsada orası dikkat çekiciydi. İşte bankacılarla bir görüşme de konuşuluyor hep. Oradan çıkacak belki mesajlar izleniyor. Özetle neler var gündemde ekonomide, piyasada, dinleyelim seni. Şimdi önümüzdeki haftanın en önemli gündemi tabii 22 Haziran'da yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı. Burada faiz artırımı şu anda en önemli konuşulan gündem senaryoları. Dün Forex'in anketi bana ulaştı. Ortalama %20 civarında bir artış beklentisi var. 25-30'a kadar çıkan beklentiler söz konusu. Tabii burada görülecek olan, Üzeyir de biraz bahsetti, bu faiz beklentisi aslında piyasanın bir öngörü sağlaması açısından önemli olacak. Çünkü zaten piyasadaki faizler %30'lar civarında, hatta üzerinde mevduat faizleri. 1.8,5 faiz zaten kalmamış oldu. Bankalardaki hareket neden peki? Yani faiz yükselecekse bankalar buna zarar edecek beklentisi var ama, yani genel eğilim böyle ama baktığınız zaman bankalar rasyonel politikalara geçtiği zaman bir şeyle önünü görmeye başlarlar. Bu noktada bankalar burada önemli bir atılım yaptı borsada ve endeksi yukarı çekti. Ve endeks de teknik açıdan çok önemli bir düşüş kaydetmişti. Yani dolar bazında birkaç gündür söyleyip duruyorum. Tarihi dibine yaklaşmıştı. Yani tarihi dibi bu seçimden önce en düşük gördüğümüz seviye 220 dolardı. Dün itibariyle yani bir önceki gün 226 dolara kadar düşmüştü. Oradan bir tepki geldi. Kurlarda da hareket sabit olunca bu hareket dolar bazında da artı olarak almış gibi görünüyor. 232 dolara kadar çıktı. Endeksin TL bazında karşıda itibariyle 5500 civarına denk geliyor. 5500 hem psikolojik hem teknik direnç destek olan bir durum. Benim gördüğüm dün uluslararası piyasalar Amerika'da özellikle olumlu bir hava vardı. İçeride özellikle ekonomi politikaları kurulunun toplantısı, Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, bankalarla yapılacak olan toplantı derken önümüzü biraz daha görmeye başlayacağız beklentisi borsada hareketliliğe neden oldu. Tabii sizin bahsettiğiniz Sasa gibi hisselerde de olumlu bir hareket. Endeksi taşı çünkü endeksi etkisi yüksek olan senetler bunlar. Genel itibariyle bugün yurt dışı piyasalara bakarsak hareketin bir miktarda devamını bekleyebiliriz. Ama kritik noktamız burada 5500-550 bölgesi. Bu bölgenin açılması yeniden zirve olan 5700-750'nin tekrar görülmesine neden olabilir. Haftanın son günü olması sebebiyle genelde cuma günleri hafta sonu acaba bir risk gelir mi beklentisiyle bir miktar kar satışlarının neden olabilir gün sonu doğru ama genel eğilim itibariyle iyi başlayacağız gibi görünüyor. Kurlar oldukça yatay başladı. Sabah saatlerinde biraz daha aşağıdaydı. Şu an dünkü seviyelerine yakın 23.66 seviyesinde dolar TL'de. Tabi parite etkisini buraya koymak lazım. Çünkü dolar endeksi aşağı geldi. Oldukça sert bir aşağı geldi. Diğer dolara karşı olan bütün para birimleri ki %58 dolar endeksinin euro dolar parçası 1.09'u geçti. Sterling yükseldi. Yine aynı şekilde altın gibi değerli metallerde hareketlilikler gördük. Bu da olumlu bir havanın bir şekilde gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye'ye yansıyacağını gösteriyor. Güne iyi başlayacağız gibi görünüyor ama dediğim gibi 5500-550 seviyesi kritik. Ha olur da yukarı gidemez, tekrar satışlar gelirse dikkat edilecek nokta 5350 bölgesi. 5350'nin altına tekrar aşağı gelirse o zaman endekste 5150-200 seviyesine kadar geri çekme teknik olarak mümkün gibi görünüyor. Sevgen çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık değerlendirmeleriniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nuri Sevgen'i uğurluyoruz.